Anam siz bu ilişkinin arasına giremezsiniz. Boşuna uğraşmayın. Yapıyor. O yüzden her gün makine çalıştırmam gerekiyor. Ben de yağlı şeylere temas etmeyi sevmiyorum. Eldiven aldım ama orada tırnaklarımı kırıyor. Ya sevmiyor ama yiyor. Onu. Eti yiyor, balığı yiyor. Ne büyük yiyor. Sorunların var. Ya sevmiyor ama yiyor. Yapmıyor ama ben yapınca yiyor diyorsun. Tabii tabii. Dün tabağın dibine kadar sıyırıyor böyle. Sen ekmek. Gerçekten benim sinirlerimi çok bozuyorsun. Ne bozacağım ya? Ne bozacağım senin sinirlerini ya? Demin direkten döndünüz, araya girdim Allah'tan. İnatlaşıyorsun konuşuyoruz benimle. Konuşuyoruz burada, seninle ne bana geliyorlar. Ya? Gelsinler sana ya. Söylediklerine dikkat et. Ben kendi düzenimi açıklıyorum. Sen geldin, benim evimin düzeni bozuldu. Çağırmasaydın. E ne olacak, evlenince bu adam evin düzenini bozuyor Seda diye. Seda Hanım, acaba Allah evlenince Allah biz ya. Ayrı yaşayabilir miyiz? Ah, evet. Düşünceye bak. Bunu ailede buradayken konuşalım. Güzel. Düşünceye bak ya. Ayrı ben ayrı yaşamak sen... istiyorum. Kayağım benimle evlenecekse benimle ayrı yaşayacak. Çünkü evi çok pisletiyor. Ayrı evlerde oturmak evet. istiyorsunuz. Tamam, siz evlenin ayrı yaşayın. Diyor ki ayrı evlenelim, ayrı evlerde oturalım. Çünkü Kayahan evi çok pisletiyor diyor. Senin gelirken kafana bir şey mi düştü? Neden? Saçma saçma konuşuyorsun da. Normal halim. Ayrı yaşayınca birbirimizi özleriz ve ilişkimiz bozulmaz. O zaman evlenmeyin. O zaman evlenmeyeceksin. Kayan başkasıyla evlensin daha iyi. Hiç de özlemen başkasıyla. Uzmanlar özellikle tatilde ayrı yataklarda uyun diyorlar ama ayrı evlerde yaşamayı bilmiyorum ya. Evlenip ayrı evde yaşamak. Çünkü Seda Hanım şöyle bir şey düşünün. Mesela ben dizi izliyorum. Başımda devam böyle. Şşş aşkım şşş. 7-24 böyle bir adam düşünün. Siz dayanabilir misiniz? Ne soruyor peki? Şşş aşkım şimdi akşam ne yaparız? Şşş aşkım şimdi ben temizlik yaptım. Devamlı böyle ve bana komik videolar izletiyor. Ama şey hayvanat bahçesi böyle gorilleri maymunları falan izletiyor. Bunlara gülmemi bekliyor. Espri anlayışımız bile çok zıt ve ben çok bunalıyorum. Bütün gün gorillere gülüyor. Değerimi kıymetimi bilmiyorsun kızım. Vallahi. Güldürmeye çalışıyormuş çocuk seni. Kıymet bilmiyor abla, kıymet Sedan bilmiyor. Çok zıt yani, bir keşfeti var inanamazsınız, hayvanat bahçesi. Hepsine de gülüyor, yuvarlanan panda var, Kayan bunu gösteriyor. Aa aşkım çok komik. Seviyorum hayvanları, ne yapayım? Seviyorum hayvanları. Evet. Benim bir dizim onu böyle bıktım senin dizinden. Ben izliyorum ki. Hep ayrılık dizisi izliyorsun ya. Ayrılık dizisi. Abi diyorum bir sinema, bir korkunç film aç bir. Ay Seda Hanım, bir şey anlatabilir miyim lütfen? Biz sinemaya gittik korku filmine. Hiç evet. kimse yoktu, ikimiz vardık. Girdik 5 dakika sonra Kayan böyle yaptı. Kalk gidelim, ben senin hesabını atacağım parasını dedi. Çıktık 5 dakikada. Sen korktun çıktın. Yemin ederim 5 dakikada dışarı çıktık. Herkes otur. Şok oldu. Ele tutuşup koşarak çıktık. Sen önüne korku kalktın filminden. Gittin. Ne yapayım ben tek başıma orada, ne oturayım? Sen dedin ben korktum dedin. Ben ne korkacağım ya? Çok demek ki film zevkleriniz de ayrı. Korku filmi izlemek istiyor sadece, onu da izleyemiyor. İkimiz vardık salonda diye korktu, çıktık. Gerçek yaşantından korkmuyorsun, filmden değişik mi korktun? Modeller. Evet, evet. Değişik. Çok farklıyız, bu yüzden de ben ayrı evlerde yaşamak istiyorum. Sen bunu kabul ediyorsan bak, evlilik sözleşmesi gibi bir şey yapalım, ayrı yaşayacağız diye. Arada bana misafirliğe gelebilirsin. Aslı'nın istekleri bitmek bilmiyordu. Bak ya. En sonunda Kayahan gibi bir adama dedi ki... Evlilik sözleşmesi yapacağız, ayrı evlerde yaşayacağız. Efendim Safiye. Aslı oynarken, Kayahan bulaşık yıkarken çok mutlu görünüyor. Yani hiç de zorla yaptırıyor gibi bir durum yok. Ben yapmasam yani, kim yapacak? Gül oynaya bulaşık yıkıyor. Ben yapmasam kim yapacak, ne yapayım? Ama çok mutlusun. O mutlu bulaşık aslı yıkarken. Dans ediyor. Sen eskiden diyordun ki oh, o Doğan sesini ben yapayım diyordun. Bir de çoktandır Aslı dans da etmedi. Ondan da biraz mutsuz. Öyle mi? I miss our happy memories. Anlamadığımız gibi. Mutlu anılarımızı özledim. Neydi mesela mutlu anılarınız? Artık yapmadığınız. Benim dans etmem. Kayağını bulaşık yıkaması. Mutlu anılar bunlar mı Aslı? Allah iyiliğini versin. Kayağını artık ayaklarımı da yıkamıyor. Ne yıkayacağım? Yıkamıyorum ya. Bir kere diye mahsus yıkadık da şımarmak. Evet yıkadın, kefaz ettin bize. Bak orada ne kadar mutlu ve yakışıklıymışsın. Şimdi mutsuzsun, o yüzden gözüme yakışıklı da gelmiyorsun. Mutsuz adam sevmem. Ben her zaman mutluyum. Mutsuz adam sevmem değil, mutlu etmen lazım. Bilsen Hanım. Yani ne dediğimi bilmiyorum. Ben bağlanmak istemedikçe, muhatap olmak istemedikçe
karışmak istemedikçe kızımı orada almışlar aralarına, sürekli yeriyorlar. Yani çok çirkin ithamlar, çok çirkin söylemler. Sonuçta benim kızımın bir babası, bir annesi var. Biz kızımızdan uzak olsak da bunları yaşıyor diyor, sevmiyor değiliz. Sevmekten de vazgeçecek değiliz. Benim kızımın tarzı bu. Sonuçta Kayhan kızımı tırnaklarıyla gördü. Makyajıyla, saçıyla, başıyla bu şekilde sevdi, bu şekilde kabul etti. Yani ailesine de kabul ettirmek istedikçe onlar sürekli kızımı aldılar karşılarına. Yok öylesin, yok böylesin, yok bulaşık yıkıyor Kayhan, yok çamaşır yıkıyor Kayhan. Yani bir birliktelikte bunlar gayet normal olabilecek şeyler. Yani ben zaten hiçbir şekilde gene söylüyorum, onaylamıyorum, istemiyorum. Bu birliktelik olmayacak. Ama kızımın tarzıydı, ama Kayhan'ın tarzıydı. Bunlar zıt insanlar. Asla bir arada olamaz. Yani ben çok kısa ve öz konuşmak istiyorum. Bitirsinler, bitsinler yollarını. Alsın Fridem Hanım da Gamze çocuklarını. Lütfen gitsinler artık. Ben dayanamıyorum. Bakın her gün izlememeye çalışıyorum ama izleyenler neden bu kız orada bu şekilde üzülüyor? Dedik ki benim tansiyonlarım her gün çıkıyor. Dayanamıyorum artık. Olmayacak. Yani al kızımı aralarına. Sürekli böyle hakaretler, sürekli gelmeler. Tamam, peki bir bekleyin, Çiğdem Hanım bir şey söyleyecek. Çiğdem Hanım bir dakika, hakaret derken? Ya ne hakaret? Ne hakaretini yapıyoruz? Bir, ikincisi yani... senin evladınsa mahtap olmak zorundasın. Eğer burada bir birliktelik kuruluyorsa sen buraya gelip kızına sahip çıkıp bizimle de mahtap olmak zorundasın. Sadece bu ne demek ben ya? Gelip, ben mahtap ben olmak istemiyorum. Kızım. Ne demek mahtap olmak istemiyorum? Biz yanlış olan bir birlikteliği, yanlış olan bir birliktelik olmasın diye burada mücadele veriyoruz. Senin kızına hakaret ettik, ne yaptık? Söyle. Sen çıkmışsın iki günden bir telefona bağlanıyorsun, bizi gömüyorsun ya. En azından biz burada oturmuşuz. Biz oturmuşuz. Evladımız burada. Çıkın karşısına, deyin ki senin de yanlışın bu. Bu nedir ya? Durmuşsun orada, ahkam kesiyorsun sen. Biz de onaylamıyoruz. Herhalde onun için buradayız. Onaylasak burada olmazdı. Ama siz bizi tanımadan kalkıp telefonda daha diyorsun ki ben mahtap olmak... Niye mahtap olmak istemiyorsun? Biz öcü müyüz? Ya konuşma tarzımız çirkin. Özür dilerim. Ne yaptın? Konuşma tarzın ne yaptın? Annen sevseydi, hayır. Sen konuşma tarzını ne yaptık? Sevseydiniz demedik. Biz öyle bir şey demedik. Dedik ki değiştiremediler. Değiştiremedim. Evet, benim anlatmak istediğimde bu. Doğru olanı söylüyoruz. İnat üzerine evlilik mi kurulur? Gamze, ne diyor? Bir şey diyordun demin. Diyor ya, muhatabımızdayız. Biz de muhatap olmak istemiyoruz. Gel, çocuğunuzu alın gidin diyor. Siz gelin kızınızı alın gidin o zaman. Ya gelin. Niye geleceğim? Tamam. Gelin alın. Sizin kızınız bizimle burada iddialaşıyor. Ben yaparım, ben ederim. Ya biz istemiyoruz zaten. Düzelse de istemiyoruz, düzelmese de istemiyoruz. Siz bunları anlamıyorsunuz Birsel Hanım. Ben bunları anlıyorum. Ben kızıma da bunları defalarca söylüyorum. Benim kızım kendini bu şekilde gören bir adama değişemez. Sonuçta benim kızımı böyle görmüş, böyle sevmiş. Biz sizi daha görmemişiz. Siz dünürlükten bahsediyorsunuz ya. Ben mümkün değil zaten. Mümkün ben değil. Onlarla dünür olamam. Yani. Biz de zaten sizinle olmak istemiyoruz. Allah Allah. Ama şunu bilin. Benim kızım burada bu şekilde diye ben kızımı sevmekten vazgeçecek değilim. Benim kızım kendi hatalarıyla yüzleşip geri çekilir. Ben bunu da burada bekliyorum. Siz de bırakın kendine kendi hallerini. Bırakamayız biz kendi. Biz sizin gibi oğlumuzu kendi haline bırakamayız. Alın götürün o zaman. Bana sesini yükselttirme. Bırakamayın. Siz kendi haline bırakmışsınız. Anneme bağırma. Sus. Anneme bağırma. Siz kendi haline bırakmışsınız. Böyle bir evlat yetiştirmişsiniz. Ben kardeşimi bırakamam. Siz rahatsız olun. Senin annem rahatsız. Sus. Yaksın. Ayağa kalktın. Annemin sesini yükseltemezsin. Burada ayağa kalktın. Annemin sesini yükseltemezsin. Sen benim teyzene yükseltiyorsun ya. Annemle dalga geçiyorsun ya. İlk defa muhatap oluyorsun. Saygılı konuş. Bu yüzden istemiyorsun sizi. Otur. Ben seni çok mu istiyorum? Gamze otur. Ben bayılıyorum zaten size. Sakin. Annesine düzgün konuş. Sen benim teyzeme düzgün konuşuyor musun ya? Sen benim anneme düzgün konuşuyor musun? Sen benim annene düzgün konuşuyor. Benim annemle ilk defa muhatap oldun. O da o kadar haklıymış ki seninle muhatap olmak istememekte.
muhatap benim istiyorum. Benim annem sesini yükseltemezsin. Ben senin annenle muhatap olmak. Hiç kimse yükseltemez. Ben var mı ya? Çok muhatap olmak hiç istiyorum. Kimse. He. Benim annem tansiyon hastası. Benim annem de hasta. Hiç kimse benim anneme sesini yükseltemez. Hangi annem? Bekiniz de sanca. Susmuyorum. Beni çileden çıkarıyorsunuz ya. Sus Gamze, sus. Yeter ulan ya. Ha, neye döndü? Seninle mi uğraşacağım ben burada ya? Vallahi nasıl bir tartışmaya dönüştü ya? Bilsen Hanım hatta mı hala? Seda Hanım. Efendim Bilsen Hanımcığım. Bakın şu gördüğüm manzara o kadar kötü bir durum ki ben bunları yaşamamak için orada olmak istemedim. Yani çok bana benim tarzım değil, kızımın tarzı değil. Yüksek sesle konuşmaya zaten tahammül edemiyoruz. Yani aralarında çözsünler, alsınlar sayağını gitsinler. Ben tahammül edemiyorum. Tahammül edemiyorum, çok üzüldüm. Yani böyle gördük ki kızım orada zaten üzülüyorum. Aslıcığım lütfen sana... Aslıcığım annenle konuşur musun? Olmayacak, olamaz. Bırak, bırak yoluna devam eden lütfen. Bırak diyor annen Aslı. Haklısın sen kendini anne. Orada ifade etmeye çalıştıkça her gün bir şeyler çıkarıyorlar. Sayana ben hiçbir şekilde güvenmiyorum artık. Allah yolunu açık etsin. Sen de lütfen kariyerine devam et. Bunlar bize bizim yakışan şeyler değil. Ben o aile kötü demiyorum. Ben o aileyi asla düşüremiyorum. Sadece tanrılarımız birbirine uymuyor. Tamam saygı duyuyorum. Onların da kendilerine göre haklı. Ama sizin bir aile olabileceğiniz insanlar değiller. Aynen, o konuda katılıyorum, evet. Anne haklısın, zaten seninle ilk konuşmalarında bile sana bu şekilde sesini yükseltmeleri beni çileden çıkarmış durumda. Ben gerçekten benim ayağım titriyor. Benim biliyorsun ben yüksek sese zaten tahammül edemiyorum. Yani kötü durumdayım, çok uzatamayacağım lütfen. Anne lütfen kendini üzme, ben de böyle bir ailenin gelini olabileceğimi düşünmüyorum zaten. Umarım, öyle bir aile. Umarım artık yaptığın hatalarının karşılığını görüyorsun. Bir kere değiştin mi sen ya? Lütfen, lütfen kendini üzme daha fazla. Bir kere değişmemiş. Bak benim konuşuyor. Annemin yanında kimse yok, anladın mı? Siz hepiniz bir aradasınız. Kimse yok annemin yanında. Anne lütfen. Kayahan'ın annesi. Ben ortada kalmışım ya. Ben ortada kalmışım ya. Ben nerede kalmışım? Bir tek sen mi ortada kaldın? Benim de annem istemiyor. Vallahi. Bu sefer de ben biraz ortada değiş, kaldım. Biraz anne ya. Diyor ki yüksek ses konuşma. Sen buraya çıktın çıkalı yüksek ses kullanıyorsun. Onu görmüyor. Yani bak Gamze'ye sizin diyorsunuz da... Sizin yüzünüzden. Benim siz yüzümden. Siz beni bu hale getirdiniz. Benim bu yüzden de annem bu ilişkiyi ben istemiyor. Ben geldiğimden buraya ben senin kadar bağıramadım yavrum. Kusura sen, bakma. Bağırmadan da sen ha. Gerekenleri söylüyorsun. İşte önemli olan o. Bağırarak kimse kendisini ifade edemez. Öyle mi? Diyor ama Gamze Hanım bağırmadan ben beni dinlemiyor. Ben bağırmayı bilmiyordum. Sen de bilmiyordun kızım. Sen hiç susmadın ki. Teyzem düzgün konuşuyor anlamıyorsun. Sen hiç ben bağırıyorum anlamıyorsun. Sen sana iki devirde kalktın geldin bu kızın üstüne. Sen ne zaman durdun yerinde? Oradan kalktın buraya yürüdün. Oradan kalktın oraya yürüdün. Ben ilk iki ay asla böyle bir insan değildim. Siz Allah beni... İlk iki ay. Siz benim saygımı bozdunuz. Benim karakterimi. Annem de bu yüzden bu ilişkiyi onaylamıyor. Çok da haklı. Allah sen annene, annen de seni bağışlasın. Siz benim anneme bile bağırdınız ya şu an. Ne bağırdım? Annenin konuşmalarına dikkat etsin. Neyini bağırdım ya? Allah sen annene, annen de sana bağışlasın. Bitti. O kadar. Evet. Ben bağırmam bu değil.